Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugünkü suhbetimiz kıyametin kichkina alamatları hakkında bo'ladi. Yani ahir zamanda kıyametine yakın bo'lishiga dalalat qiladigan ahir zaman alamatları hususida bo'ladi. Kıyamet saati şubhasız keladi. Bu Allah subhanahu ve ta'ala tomonidan berilgan haq va'da. Estaizu billah. İnne s-sa'ata la atiyatun la rayba fiha velakinne aktharan nasi la yu'minun. Albatta kıyamet saati kelguchidir. U haqida shak shubha yo'qdir. Lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va inne s-sa'ata la atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat kıyamet ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan azor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huvas samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Yalgız Allah'tan özge hiç kanda ilah yoktur. O sizlerini hiç şek şubhasız bulgen kıyamet günü de toplaydı. Allah'tan göre rast göre kim var? Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet gününe kelişikini haklı yemene bu kança ayetlerde sizlerimizge bayan kıldı. Kıyamet saati Allah takdir kigen künde, takdir kigen saat tekeledi. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع bulutlarni surib ketguvchi shamollarga yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vattur va kitabim mastur fi raqqin manshur val baytil ma'mur was saqfil marfu' val bahril masjur inna azaba rabbika la vaqi' مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob, Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshgan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqea bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishligini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar aleyhissalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtorobatis sa'a va shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mucize talep kılgan payette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ki ayını ikiye bölüp Allah'ın izni bilen kürsatı verdi. Allah Teala yaptı, ay bölündü, kıyamet az kaldı deydi. Ben şimdi tabi savaltı oladı, Peygamberimiz de ay bölü vergeni gibi 1400 yıl bugün olsa. Ha kıyamet bu mu yaptı yok? Göya ki kıyamet ayını bölünüşlü gibi lan kıyamet yakın buldu dese yani bir 50 yıl ya ki 100 yıldan ki bazı bir adamların nazarı da kıyamet buluş gereken de şaşırtır işe de. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya Resulullah metessa'a kıyamet kaçan buladı da o da Resulullah nimet erkeligiz var dedi. Yani hem yok zor bop getti mi ki en tezra kıyamet bulsun mükafatımızı var avaleylik toplanıp kaldı degen de kalın. اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَمَّا يُشْرِكُونَ Allah'ın fermanı yani kıyamet kelip kaldı. Bas sizler ey müşrikler onu şaştırmayı koya kalınlar. Allah onların şirklerden pak ve yüksektir. Allah da olanı mı yaptı? Kıyamet kayın boldu yaptı. Bu geliyor o hala. Ha cennet hiç kim kirgeniyor o hala. Cennetke kirdi, cennet yazıldı, dozakıra dozaka kirdi de Allah da ötken zaman feyledi sigasta yapırı yaptı. Endi siz bilan bizi vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qoriba. Chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Yani Allah Ta'ala adı nazdidagi bir gün, ana şu Ma'arij suratiga qaraydigan bo'lsak, bir gün siladi 50 ming yilliklarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uni oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik. Kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarning ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarni o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kuyudaki hadis getiriladı Buhari ve Müslim'den. Hadisler Buhari ve Müslim'den buradadır. Zayıf hadisi yok bir yerde. Sizlerden avvalki ötken ümmetlerini yaşayıp ötkezgen vaktları bilen, sizlerden yaşayan vaktinizin misali, huddu künnin asır bilen Şam arasındaki vakti yok şeydi. Şarkılayınız şimdi. Bir günlük 24 saat desiz, şu 24 saatte içi de asır bilen Şam'da ortasındaki vakt, 2 saat. Yani 24 saatte 2 saat ile koyan degani. Adam aleyhisselam yerge çükenden başlayıp, kıyamet saati geçti, 24 saat vardı faraz kısak, 22 saat ötüp gitti degani. 2 saatli müddette şey yapız buradalar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ad-dünya sa'a fece'alha ta'a. Dünya bir saatlik ömür deydi. Şu bir saatli ibadet geylendirirler deydi. Buhari ve Müslim'den keltirgen kuyudaki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu diye merhametlidir. Men ve kıyamet saati mana şunu diye yubaralıydı. Yusuflar bana birbirine parmağı yapıştırıyor yakarım eyler. Birini ikincisinden uzunluğu yakar eyler. Mufasırlar mana şu hadiste şahla betedi ki insaniyette yaşaş müddeti mana şu orta parmağı uzunluğu geçerli olsa körsat kişi parmağı uzunluğu geçerli vakit tügedi. Mana şu aşıp koyan vakti geçerli cevap kaldı deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degani. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilari aytishdi, 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deyshti. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deyshti, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
Bir iki yıl bulup kaldı. Rusya'nın hazır bir şaharıda kandidatı bir sektanı vakiler yerde takip geçişti. Matus'ta günü kıyamet buladı da. Ula da kutkanaman da bir adaki mehrimanla düşse özümüzü portlat varamız da. Tomaşa buluştu. Kıyamette kaçan buluşu günü ayetiyken adam kezzap buladı. Çünkü bunu kim buladı? Allah subhanahu wa ta'ala özü buladı. Bunun ilmi fakat Allah Teala'nın gözüge malum. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a kuyudaki ayetlerden hitap kıladı. Estaizu billah. Yes'alunaka anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammed! Müşrikler sizden öşe kıyamet saatini kaçan vakı bolu şakıda soruydular. Siz hayırdasız o. Yani kıyamet kaçan buluşunu biliş, zikir kılış, islaş hayırda. Yani siz hiç kaçan o günlü vaktine ayeti bir almayasınız. Onu biliş, yalnız parı vardı yarınızı barıp tohtar. Siz fakat öşe kıyametten korkadigen kişilerini agahlantırı uçsuz halas. Ama o günlü kaçan vakı buluşunu ayeti biriş, sizin vazifeniz emas. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُ. Ey Muhammed! Sizden saat, yani kıyamet, kaçan vakı boladı soruydular. Aytin, onun bilimi, fakat gene parvardigarım dargahıdadır. Vakti saati kelgende ham, fakat özü aşkar kılır. Yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Qayerda Qur'onda oyatga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birinchidan aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarini qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohning oldi hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? O qachon bera? U odam alayhissalomdan beri aytar ekan, qiyomat qachon bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishi qiziq emas. Biz u yerga nima tarigar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis sa'a. Qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana uch oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning huzurida qoldi, o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa yoki o'zining kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatni isrof qilib yurib o'limiga 1 yil yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning oldiga bir notanish kishi suratga kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, ey Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarni ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi? Qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda kofaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu xabarida yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Çünkü kıyamet hali falan 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 işler bulmasından durup, falan falan işler bulmasından durup, kıyamet kayın bulmayın dedi. Yani sahabalar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet geçip bu gençlerde hamasını ayeti bergen dedi. Bugünkü subatımız bana şu kıyamet alamatlarının kişileri hakkıda. Kıyametin katta kişi alamatları var. Kişik alamatları, kıyametin yakınlaşkenliğini bildirse, katta alamatları kıyametin keygenliğini bildirirdi. Biz ana şu kıyamette yakınlaşkenliği işaret edilen alamatlarla yaklaşamız. Abi Zeyd Amr ibn Ahtab'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bilen Bamdat namazını okudu. Bamdat'ta okup olayım, hutubu minberge çıktı. Bizge hutubu okudu peşin geçe. Peşin geçe tohtamasından ders öttü. Sonra peşin buldu. Çüp peşin de okudu. Peşin de okup olayım, yana minberge çıktı. Asır geçe hutubu aitti. Asır geçe ders öttü bizge. Kıyamet geçe bol adayan işlerdi. Bir katar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana verdi. Sonra asır namazı buldu. Asır namazını okudu. Yine minberge çıktı. Şam vakti geçe bizge kıyamet alamatları hakkında yapıp verdi. Tasavvukluylar. Bamdat'tan Şam geçe Resulullah tohtamasından kıyamet kayın bugünkü kadar sadır bol adayan hem mekatta kişi alamatları da eti verdi. Sahabalar etişleri de içimizde köprak esle koyanımız köprak bilimdanımız buldu. En köp esnaf koyan kim oldu? Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu. O kişi peygamberimizin sırları neyesiydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katiplerden idi. En köp yatılıp koyan Abu Hurayra oldu. Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu malar oldu. Demek biz uyanıp çıkadigan ahir zamandaki boladigan fitneler arası da malum bir vakitte bulup malum bir kavmge tasir kıladiganlar yan var. Ve bütün yeryüzüge tasir kıladiganlar yan var. Şunday bir işaretler geldi ki, ana şu ahir zamanla kıyamette alamatları payda buluştu başlayanda, bir kişi hayattan göre ölümlü köprü arzu kıpkol şeyhkıda haberler kegen. İmam Müslim sahillerde keltirilgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Canım koluda bulgen zatke kasam ki, bir kişi kabir aldıdan ötüp, özünü açık durgen kabirge uğrup, kaniydi şu kabirde yatken adam men bosam deydi. Karzı bomiydi diye yaptı Resulullah. Dardı bomiydi, musibatı bomiydi. Fakat fitnelerde köpeğe ketkeni giden ölümlü özüge arzu kılıp sorup kaladı deydi. Ahir zaman alamatlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Katillik köpeğiydi. Katillik köpeğiydi. İmam Buhari ve Müslim sahillerde kilitirilgen Resulullah ettiler ki kıyamet saati yakınlaşgeni de şunda günler buladı ki cahillik yani savatsızlık köpeğiydi. İlim kötarladı, ketadı, harç köpeğiydi. Harç katillik. Katillik şu derecede köp buladı ki uruşlarda sebepli bir sebep uruşlarda köp bulgeni giden erkeklerinin sonu nihayette azayıp ayarlarının sonu köpeyip getirdi. Resulullah Buhari ve Müslim getirdiği hadisler dediler. İlimli köterilişi, cahillikli köpeyişi, zinanı köpeyişi, arahorlikli köpeyişi, erkekler azayıp 50 ayolga bir erkek kalışlığı kıyametinin alametlerinden. Karab duruyorlar. İlimce abatmaz aramızda. Bu ilimsizlik künden künge küçüğe bari yaptı. Künden künge savasızlaşı bari yaptız. Etibar veriler. Cahilli köpeği yaptı. Zina köpeği yaptı. Zinada turu bilmedim yani kanaka turu buluşum mümkün. Televizör diyen var, radyo diyen var, kiyim diyen var, sözümüz diyen var, kiyimimiz diyen var. Hem yokumuzda var. Hatta ki aşkara zinaya ana şu reklamalar turibdi. Tanışaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aloqorlikni ko'payishi, gapirishni hojati yo'q. Siz bilan biz tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatning alomati ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaraylar-da. Tug'ilishlik qaraylar-da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarda keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni
qisqagina hadislarda juda ko'plarini aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sallam aytadi, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl on bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muoviya ibn Abi Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyishadi. Keyinchalik tobeinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarni ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlarga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikning foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlarni aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nima endi payg'ambarimiz 30ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Ya'ni chiqyapti mayda-chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan murhabar yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvayrid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan. O'tkizib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizga davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.